gitmeyeceği ortaya çıkmıştır. Anayasaya, teamüllere, açık hükümlere rağmen dayatılan 367 garabeti amaçlananın tam tersi bir sürecin başlamasına vesile olmuştur. O yıl Türkiye sadece meclisini yenilemekle kalmamış, Cumhurbaşkanının seçim yöntemini de değiştirmiştir. Bu kararın verildiği gün Türkiye'de yönetim sisteminin fiilen değiştiği gündür aslında. 16 Nisan'da bu karar ete kemiğe büründürülmüş, anayasaya derc edilmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde her ikisi de halk tarafından seçilen, her ikisi de yürütme yetkileriyle donatılmış iki yönetici yoktur. Olamaz. Ülkemizde cumhurbaşkanları darbe yönetimleri tarafından vesayetin bekçisi olarak tasavvur edilerek sembolik olmanın çok ötesinde yetkilerle teşhis edilmişti. İşte bu çarpıklık yönetim sisteminin kökten değişimiyle Cumhurbaşkanı'nı bambaşka bir konuma getirmiştir. Halk oylaması kampanyası boyunca dilimizin döndüğünce bu sistemin ne olduğunu, ülkemize hangi faydaları sağlayacağını milletimize anlatmaya çalıştık. 16 Nisan'da demokratik haklarını kullanan 50 milyon vatandaşımızın tamamına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Dünyada bu işin benzeri yok. %85'in üzerinde bir katılımla bir değerlendirme. Anayasa değişikliğine evet diyerek bu tarihi dönüşüme katkı veren 25 milyon 200 bine yakın vatandaşıma hasreten şükranlarımı sunuyorum. Ama bu vesileyle tabii ki hayır diyenlere de aynı şekilde demokratik haklarını kullanma yolunda gayret sarf ettikleri için onlara da teşekkür ediyorum. Fakat bizim onlara şükranımız en azından herhalde onların da evet diyenlere şükranını gerektirir. Olur veya olmaz, çok da önemli değil. Biz yolumuzda zaten devam ediyoruz. Şunu da tabii burada açık ve net söyleyeyim. %51,4 bir AK Parti oyu değildir. Ama şunu da söyleyeyim. %48,6 da bir CHP oyu değildir. Onun için kimse kimseyi aldatmasın. Önümüzde yerel seçimler var. Önümüzde inşallah 2019'un Kasım'ında parlamento ve başkanlık seçimi var. Orada her şey daha net ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla Türkiye'de başvurulması gereken her yere başvuranlar, bilemiyorum bunların tabii kılavuzu kimler, Yüksek Seçim Kurulu biz biliriz ki nihai karar mercidir. Ama Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyorsun, Yüksek Seçim Kurulu nihai kararını veriyor. Sen onunla tatmin olmuyorsun, Anayasa Mahkemesi diyorsun. O arada Anayasa Mahkemesi bir açıklama yapıyor. Oradan da umudunu kesiyorsun. Şimdi de AİHM'e gidiyorsun. Ya AİHM'in böyle bir görevi yok. Görev alanının içerisinde böyle bir şey yok. Ve bu ülkenin seçimle ilgili iç işlerine karışma yetkisi yok. Tabii yenilen pehlivan yenilgiye doymuyor. Onun için sabırlı ol. Bak önümüzde 2019'da seçimler var. O seçime iyi hazırlan. Milletin gönlüne gir. Ve millet de gönlünde size bir yer ayırsın. Ama bunu yapmıyorlar. Hala Türkiye'yi bakıyorsunuz ne kadar Türkiye düşmanı varsa, teröristler varsa onların kapılarına gidiyor. Ve o teröristlerle beraber kampanya sürdürecek kadar ne yazık ki seviye kaybına uğruyorlar. 16 Nisan'da kullanılan oyun da, çıkan evet rakamının da Türk demokrasisinde bir rekor olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Demokrasimiz, milletimizin 15 Temmuz'da kanlarıyla, 16 Nisan'da ise sandığa yansıttıkları güçlü iradeyle rüştünü ispat etmiştir.
Bundan sonra demokrasimiz hakkında görüş beyan eden herkesin bu gerçeği göz önünde bulundurmasını istiyoruz. Hem bizim açımızdan, hem hukuki olarak, hem de milletimizin gündemindeki yeri itibariyle 16 Nisan artık geride kalmıştır. Bundan sonra tüm enerjimizi, dikkatimizi, planlarımızı 2019 seçimlerine göre yapmak mecburiyetindeyiz. Diğer partilere de tekrar aynı tavsiyede bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, yaşadığımız tüm bu tecrübelerin bize verdiği dersleri şöyle özetle tekrarlamakta fayda görüyorum. Eğer yaşadıklarımızdan ders çıkartmazsak, yarın benzer sıkıntılara yeniden düçar olmamız kaçınılmazdır. Şayet milletimizin bize verdiği desteğin devam etmesini istiyorsak, böyle bir hataya düşmemeliyiz. Bunun için bizim hiçbir terör örgütüne karşı müsamaha gösterme hakkımız yoktur. Bizim bu ülkenin tek bir kuruşunu dahi çarçur etme hakkımız yoktur. Bizim milletimizin huzuru, refahı, geleceği için yapılması gereken hiçbir çalışmayı öteleme, safsaklama hakkımız yoktur. Şunu söylüyorum. Tabii bugün burada belediye başkanlarımız falan yok. Bakanlarımız var. Ama onlar da inanıyorum ki televizyonlardan izliyorlar. Bizim hizmetimizde şuna dikkat etmemiz gerekir. Hizmet gereklidir. Ama hizmet yeterli değildir. Asıl olan yeterli olanı yapmaktır. Yeterli olan nedir? Yeterli olan halkımızın gönlüne girmektir. Halkımızın gönlünü kazanmaktır. Bizim rehavete kapılma, hele hele milletimizin rotasından çıkma hakkımız asla yoktur. Çok büyük hizmetler yapıyoruz. 15 senede Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yatırımları hamdolsun AK Parti'miz yaptı. Yapmaya da devam edeceğiz. Altyapı, üst yapı, bütün her şeyle. Eğitim, sağlık, bütün bu alanların hepsinde bunu yapacağız. Ve bunu yapmamak için de hiçbir engel önümüzde yok. Bizim bu gücümüz var. Aksi takdirde şehitlerimize mahcup oluruz. Gazilerimize mahcup oluruz. Evlatlarımıza mahcup oluruz. Değerli kardeşlerim, bu fakir mahcup olmak istemiyor. Sizlerin de mahcup olmak istemediğinize inanıyorum. Öyleyse çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Daha samimi çalışacağız. Daha verimli çalışacağız. Daha çok insana ulaşacağız. Bizi duymamış olana kendimizi duyuracağız. Bizi tanımamış olana kendimizi tanıtacağız. Bir gece geç kaldık. Ana harabelerini dolaştık. Recep Aktağ Bey filan beraberdik. Dönüşte dedim ki ya Recep Bey şöyle bir çat kapı yapalım. Çıktık. Şöyle bir çat kapı yaptık. Tabii bizi görünce ev sahibesi, gelini, kızı neyse şaşırdılar. Dedik ya evin beyi yok mu? Bey dedi şu anda sürülerle beraber. Meğerse çobanmış. Peki dedim bize ikram edebileceğin bir şeyin var mı? Ne demek dedi başbakanım. Buyurun, buyurun, buyurun kapıyı açtı hemen aldı bizi içeriye. Ve malum tandır hazır. Peynir, petek, bal. Hemen onlar geldi. Çay geldi ama bu arada da hemen telefonla beyni arıyor. Ondan sonra bey bey diyor bak başbakanım bizde diyor. O da diyor ki iyi bakın ha diyor. Neyse verdi telefonu bize. Dedim yakın uzak neredesin? Uzaktayım başbakanım dedi. O zaman sen dedim hiç yorulma. Bize hanımefendi burada gerekli ikramı yapıyor. Gerçekten ikram, izzet.
Oradan çıktık. Muhabbet bayağı kesirdi, güzeldi. Çıktık. Şehre gelmeden dedim ki ya bir kapıyı daha çalalım. Bir çat kapı daha yaptık. O evin sahibi falan onlar oradaydı. Ve hemen kahve ikramı için evin gelinine ev sahibesi talimat verdi. Kızımız da kahveyi getirirken düşürdü ve eli kesildi. Ben de Recep Bey'e dedim ki, Recep dedim şöyle hemen al hastaneye götür. O zaman da o hastane yeni yaptığımız hastanelerden bir tanesiydi herhalde. Recep Bey aldı hastaneye götürdü. Neyse dikiş filan atıldı. Ama onlar ikramlarını bize yine yaptılar. Neyi diyeceğim? Söyleyeceğim şey şu. Bu insanlar bizim insanlarımız. Ben onlar Kürt müdür, Zaza mıdır, şu mudur, bu mudur? Böyle bir şey bilmiyorum. Çat kapı yaptım. Ve bizim bu anlayışı yaygınlaştırmamız lazım. Durmayacağız. Çat kapı yapacağız. Özel davet yok. Parası pulu olanlara gidelim de diğerlerini kenarda bırakalım. Yok. Parası pulu olanın zaten her şeyi var. Yani gerek yok. Biz ama öbürlerine gidelim. Bizimle yürüyenler ağırlıklı onlar. Ha öbürlerini öteleyelim mi? Hayır. Onu da demek istemiyorum. Ancak buradaki samimiyet orada yok. Onun için de biz kura'dan çıkar gibi çat kapı yapalım, gidelim. Ve bu bambaşka bir heyecan, bambaşka bir zevk. Bunu yapalım. Ve bizi yanlış bilene doğrusunu da anlatalım. Toplumun hiçbir kesimini tabii ki ihmal etmeyeceğiz. Özellikle gençlere ve kadınlara özel önem vereceğiz. Onun için kadın kollarımızın görevi çok çok ağır, çok çok önemli. Aynı şekilde gençler. Bunun için kendimizi sürekli yenileyeceğiz. Gençlere ulaşmak için hangi yenilikleri yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Kadınların gönlünü fethetmek için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Ben de eşime, Semiha Hanım'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Binali Bey'den geri kalmayalım. Tabii tüm bakan arkadaşlarımızın aynı şekilde eşlerine teşekkür ediyoruz. Milletvekili arkadaşlarımızın, hanım milletvekillerimizin kendilerine aynı şekilde eşleriyle teşekkür ediyoruz. Ve ülkemizin büyümesi, gelişmesi, ilerlemesi için çalışan işçisinden iş adamına, esnafından çiftçisine tüm kesimleri destekliyoruz, destekleyeceğiz. Büyüme oranımızı daha da yükselteceğiz. Üretimi, ihracatımızı artıracağız. İstihdamı artırıyoruz, artıracağız. Enflasyonu Allah'ın izniyle daha da düşüreceğiz. Ama bu arada faizleri mutlaka aşağıya çekeceğiz. Hep söylüyorum. Faiz, enflasyon bir sebep-netice meselesidir. Sebep faizdir, enflasyon neticedir. Onun için bu adımı atacağız. Mevcut projeleri süratle tamamlayacak yenilerini hemen devreye alacağız. Özellikle savunma sanayi projelerimiz bizim için kritik öneme sahip. Bu alan